الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Nebe suresi 17 ila 20. ayetlerinde bizlere şöyle hitap ediyor: Şüphesiz hüküm günü, ayrım günü belirlenmiş bir zamandır. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. O gün gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline getirilir. Cenab-ı Hak bundan önceki ayet gruplarında kendi kudretinin delillerini ve örneklerini bize serdettikten sonra, ki ondan önceki ayetlerde de yine kıyametten bahsetmişti, hemen arkasından tekrar bize kıyameti hatırlatıyor. Yani onun yaratmış olduğu şeylerde güç ve kudretinin ne kadar çok olduğunu hatırlatmasının hemen arkasından onlara gücü yetenin, buna da gücünün yeteceğini mantıken hemen kavramamızı istemek manasında bu ayetleri Yüce Rabbimiz bize beyan ediyor. Birinci ayette inne yevmel fasli kâne mikâte buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani o hüküm günü, fasıl günü, o ayrım günü, hüküm günü diye de tercüme etmemiz mümkün bunu. Bu belirlenmiş bir zamandır. Bu ayet her şeyden önce hüküm gününün Allah tarafından takdir edilmiş bir gün olduğunu bize söylüyor sevgili kardeşlerim. Bunu ancak Cenab-ı Hak bilir. Efendim bu ne zaman kopacaktır bu kıyamet? Bu hüküm günü ne zaman olacaktır? Belli bir tarihi, belli bir vakti var mıdır? Mutlaka vardır. Ama onu Allah bize bildirmemiştir. Yüce Rabbimiz onu kendi ilminde mahfuz tutuyor. Lokman suresinin son ayetlerinde zaten Cenab-ı Hak bu manayı bize ifade ediyor. Yani kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah'ın bileceğini bize beyan ediyor. Bunun gibi örneğin insanın ne zaman ve nerede öleceğini bir kimsenin bilmesi mümkün değildir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ilminde olan bir şeydir. Bir insanın nerede neyi kazanacağını maddi olarak bilmesi de mümkün değildir. Yarın bir tüccarın, bir esnafın ne kadar kazanacağını bugünden tahmin etmesi de mümkün değildir. Bir ay sonra ne kazanacağını tahmin etmesi de mümkün değildir. Bunu da ancak Cenab-ı Hak bilir. Umduğunun tersi şeyler olur. 3 der 5 çıkar, 5 der 10 çıkar, hiç çıkmaz. O artık Cenab-ı Hakk'ın takdirinde olan bir şey. Ve buna benzer yağmurun vakti nüzulü. Bundan işte diyelim ki bir ay önce, 20 gün önce, 3 ay, 5 ay, 5 sene önce filan gün, filan saatte, filan yere şu kadar yağmur yağacak diye bir şeyin tespit edilmesi mümkün değildir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ilminde olan bir şeydir. Bir de anne rahmindeki o insanın yaratılması esnasında o insanın bir insan olarak yaratıldığı zaman ne gibi haller, ne gibi tavırlar, ne gibi davranışlar sergileyeceği, nasıl bir insan olacağına dair bilgiler de Cenab-ı Hakk'a aittir sevgili kardeşlerim. Ve buna benzer hususlarda bilgilerin Cenab-ı Hak ona ait olduğu bildirilir. İşte bunların içerisinden bir tanesi de kıyamet günüdür. Bu Cenab-ı Hak tarafından belirlenmiştir ama bize bildirilmemiştir. Bunun tabii çok hikmetleri var sevgili kardeşlerim. En büyük hikmeti de her asırda, her senede yaşayan insanların kıyametin kopacağını düşünebilmesi ve buna göre
hazırlık yapabilmesini sağlamak içindir. Ölüm de aynı şekildedir. Diyelim ki kıyametin zamanı, saati belirlenmiş olsaydı, 2000 mesela atıyorum 2500 yılının ya da 2300 yılının, 2100 yılının şu gününde, şu saatinde kıyamet kopacak denmiş olsaydı, kıyamete yakın insanlar çok büyük bir dehşet içerisinde kalacaktı. Ama önceki asırlarda da insanlar hiç bunu düşünmeyecek, akıllarından geçirmeyeceklerdi ve bütünüyle hayatlarını çarçur edeceklerdi, elenci içerisinde geçireceklerdi. Ama bu, insanların her an bundan korkmasını, bu korkudan istifade ederek kendilerine çekidüzen vermesini sağlıyor sevgili kardeşlerim. Bu kıyamet günü, bu efendim fasıl günü, bu hüküm günü, gün dediği şey bizim dünyevi günlerle belirlediğimiz, tespit ettiğimiz bir gün değil elbette. Bunun ne kadar süreceği, ne kadar uzun süreceği yine Allah katında malum olan bir şey. Belki binlerce, belki on binlerce sene sürecek olan bir şey. Dünyamızın yılıyla ve günüyle düşündüğümüzde belki daha kısa süre meydana gelecek bir şey. Bunu da ancak yine Cenab-ı Hak biliyor sevgili kardeşlerim. Ancak o gün Allah'ın mükafat ve cezaları vermeyi vaat ettiği bir gündür. Madem ki bu hüküm günü, bu bir ayrım günüdür, orada mükafat ve cezalar Allah tarafından verilecektir. Her şey ortaya çıkacak, her şeyin ayrımı yapılacaktır. Peki, müminle münafık ve kafirlerin, efendim, müşriklerin belirleneceği, ayrılacağı o gün ne zaman olacak? Nasıl bir zamanda gelecek bu? Tarih ve zaman belli değil. Ama onun nasıl olacağına dair bir tasvir söz konusu burada. Bir sonraki ayette يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ اَفَّاجَ ifadesinde kendisini gösteriyor. Yani sura üfürüldüğünde Allah'ın huzuruna bölük bölük ne yapacaksınız? Geleceksiniz, gelirsiniz. Bizce mahiyeti meçhul olan bir şey bu sur. Cenab-ı Hak bir melek vasıtasıyla buna üfürdürüldüğünde, bu ses işitildiğinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna herkes ne yapacak? Toplanacak ve gidecek. İstese de istemese de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelecek ve orada toplanacaktır. Efendim ben diriltilirim ama gelmek istemem, gitmem. Böyle bir şey söz konusu değil. O sure üfürüldüğü andan itibaren herkes Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanacak. Bu sure üfürülmesi, tabi mahiyeti net bir şekilde ayette ifade edilmediği için bazı tefsircilerimiz farklı alternatif manalarda bulunmuşlar, manalar vermişler. Mesela bazıları sure üfürülmesinin insanların ruhlarının cesetlerine girme emri olduğunu ifade etmişlerdir. Hani insan ölüyor, işte cesedi bedeni çürüyor ama ruhu ruhlar aleminde bekliyor. Cenab-ı Hakk'ın ruhlar aleminde ruhlarımız bekliyor. İşte tekrar kıyamet kopup da insanlar tekrar diriltildiklerinde bu sure üfürülmesiyle birlikte diyor, ruhlar Allah'ın bir insan haline getirdiği cesetlere tekrar girecek ve insan tıpkı dünyada yaşayan bir insan gibi olacaktır. Bu şekilde de bu sure üfürülmesini tefsir eden müfessirlerimiz vardır. Allah hepsinden razı olsun. Bu sure üflendiğinde insanların bölük bölük gelmesi, her ümmetin kendi peygamberleriyle gelmesini ifade eder. Bazı rivayetlerde denmiştir ki Allah'ın huzuruna gelen insanların her bir grubu değişik haller ve şekiller içerisinde gelir. Bu da çok dikkat çekici bir tefsir. Demişlerdir ki mesela kimisi maymun şekline girmiş, kimisi kör, kimisi sağır, kimisi elleri kesik bir vaziyette gelirler. Yani dünyadaki Cenab-ı Hak'la münasebetlerindeki eksiklikleri nispetinde inançsızlıklarıyla alakalı olarak Cenab-ı Hak onların azalarını farklı şekillerde yaratarak huzuruna getirecek ya da kimisi diyelim ki değişik hayvanların kılığına döndürülerek getirilecek, getirilebilir diye de bazı tefsirlerimizde ifadelerin var olduğunu görüyoruz. Allahu alem biz sevap diyoruz. En doğrusunu kim bilir? Cenab-ı Hak bilir. Bununla murad ettiği şeyin en iyisini bilen Cenab-ı Hak'tır sevgili kardeşlerim. Sonra diğer ayette
وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابَا buyuruyor. Bakınız bu da çok gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir ayet. Yani o gün gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar meydana gelir. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ gök açılır. فَكَانَتْ اَبْوَابَا birçok kapılar oluşur meydana gelir. Değerli kardeşlerim, normal şartlarda hani bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ya, فَرْجِعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ diyor ki gözünü gökyüzüne çevir. فَرْجِعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ bir çatlak, bir yarık, bir delik, bir kapı, herhangi bir şey. Görüyor musun? Hayır, hiçbir insan görmüyor. Tekrar çevir bak diyor, gözün hüsran içerisinde tekrar yere çevrilecektir. Yani bir çatlak, bir yarık, bir kapı, bir herhangi bir şey göremeyeceksin. Çünkü Cenab-ı Hak yaratmamış o şekilde. Her şeyi mükemmel ve düzgün bir şekilde yaratmış. Peki ne zaman gökyüzünde kapılar açılacak? Ne zaman atmosferler paramparça edilecek? İşte kıyamet koptuğu zaman. Evet, kıyamet koptuğu zaman tabiri caizse dünyamızın etrafındaki 10 bin kilometrelik o atmosfer tabakasının, koruyucu tabakasının var olmasına da gerek kalmayacak. Buradan anladığımız bir mana. Çünkü sema bu anlamda atmosfer manasına da geldiği için وَفُتِحَتِ sema gökyüzü açıldığında diyor. Kapılar oluşacak. Demek ki Cenab-ı Hak açacak. Bir rivayete göre de gök kapılarının açılmasıyla melekler Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelecekler. Meleklerin nüzulü için bu gök kapıları açılmaktadır. Nasıldır mahiyetini bilemediğimiz bir şekilde gök kapıları açılacak ve melekler inzal olacak, indirilecekler. Çünkü kainatın her tarafında melekler var ve Cenab-ı Hak onları kendi huzurunda toplayacak. Melekler nasıl varlıklar? Cenab-ı Hakk'ın emrini eksiksiz yerine getiren varlıklar. İsyan etme kabiliyetleri olmayan varlıklar Allah'ın huzurunda onun emrini bekleyecekler. Ne derse onu yapacaklar sevgili kardeşlerim. Ve en son ayette وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yani dağlar yürütülmüş de bir serap haline gelmiştir. Ne demek bu? Yani dağlardan geriye hiçbir şey kalmamıştır. Öyle dehşetli bir şey olacak ki efendim bu kıyametin kopmasıyla daha ilk sura üflemede o koskoca dağların hepsinin parçaları yok olup savrulmuştur. Bir serap gibi olmuştur. Nitekim Hakka suresi 14. ayette dağlar kaldırılıp birbirlerine tek çarpışla darmadağın edildiğinde buyrulur mesela. Dağlar kaldırılıp birbirlerine tek çarpışla darmadağın edildiğinde. Çok etkileyici ve gerçekten müthiş bir sahneyi, manzarayı Cenab-ı Hak bizlerin gözlerinin önüne getiriyor, hayallerine getiriyor. Sonra bir başka ayet-i kerimede يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْاِحْنِ الْمَنْفُوشِ Yani insanların ateş etrafına yayılmış pervaneler gibi olduğu, dağların da atılmış renkli yünlere dönüştüğü gündür o kâriye, kıyamet günü. Kıyamet gününün bir ismi kâriyadır. Efendim, o surede de böyle bir ifade yer alıyor. Dağlar atılmış renkli yüne dönecek diyor. Renkli, çeşit çeşit renklerdeki yünler, efendim bir hallacın onu atmasıyla nasıl havada çok acayip bir renk oluşturur, renk cümbüşü oluşturur. Dağlar çeşitli madenleriyle, efendim çeşit çeşit renkteki çiçekleri, otları, taşları vesaire topraklarıyla çeşit çeşit renkte o kıyamet gününde birbirine girdiği anda tıpkı atılmış yün gibi renkli bir şey oluşturacaklar diyor. Gerçekten dehşet almamak mümkün değil. İşte böyle dehşetli bir gün insanların Allah'ın huzuruna grup grup bölük bölük gelerek hesap verecekleri bir gün daha gelmeden önce o gün için hazırlık yapmak gerekir. Neden? Çünkü biz yolcuyuz.
Hepimiz bu dünyada misafiriz ve yolcuyuz. Yolculuğumuz ruhlar aleminden başladı. Anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan geçiyor. Ölümle, kabirle devam ediyor. Cennet ve cehenneme doğru gidiyor. Şu anda daha yolculuğun diyelim ki ortalarında ya da başlarındayız. Kabir istasyonuna henüz gelmedik. Gidenlerimiz çok. Ama daha o kabir istasyonuna gelmeden önce, bu dehşetli anlar karşımıza çıkmadan önce, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanıp hesap vermeden önce bu yolculuğumuzun farkında olalım. Bir yolcu olduğumuzu düşünelim. Gideceğimiz yol uzun. Bize birçok azık lazım sevgili kardeşlerim. Gereksiz ve lüzumsuz şeyleri bir kenara bırakalım. Lüzumlu şeylerle ilgilenelim. Zamanımız o kadar çok değil. Durmak istesek de bizi burada durdurmazlar. Cenab-ı Hak bizi bu yolculuğun farkında olan ve bu yolculuk esnasında bize lüzumlu olan şeyleri her zaman elde etmek için çabalayan o iyi, o salih insanlardan eylesin hepimizi. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme bihakkil Kur'ani ve bihakkim men unzil aleyhil Kur'an nevvir kulubena binuril Kur'an ve ce'alil Kur'ana şifaen lana min kulli da'in ve munisen lana fi hayatina ve ba'de mematina ve ce'alhu lana fi dünya karina ve fil kabri munisa وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلي وسلم على من أزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين.